Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk olarak böyle bir giriş yapayım dedim. Neyse, ben dün gece arkadaşımda kalmıştım. Öğlen geldim, sonra akşama doğru da aynen fitness'e gittim. Yani ikindi akşama doğru falan, akşama doğru desem daha doğru olur. Oradan geldim. Az önce arkadaşlarımla buluştum. Ve şu an saat 10'u 5 geçiyor. 11-10 otobüsüyle garaja gideceğim. Garajdan 2'de Ankara otobüsüm kalkacak. Ve Ankara yolcusu kalmasın arkadaşlar. Arkadaşlar, durum güzel gibi siparişliyorum. Şimdi 2'de kalktı ve şu an saat 3'e çeyrek var. 15 dakika falan var. 2:45 geçiyor. Evet. Ve hemen böyle bir yerde dinlenme tesisinde 30 dakika mola verdi arkadaşlar. Ben daha çok uzun süre gider, ondan sonra mola verir falan diye düşünüyordum. Şimdi neyse, 2 tane telefon aldım yanıma. Bir tane hiç kullandığım telefon değil de eski telefonum. Ondan müzik dinleyecektim ama kulaklık almadığımı fark ettim. Bu yüzden kulaklık almayı düşünüyorum. Kulaklık alacağım. Böyle bir sizinle birlikte alırım bakalım. Arkadaşlar, böyle bir şey aldım. Çok değişik gözükmüyor mu? Böyle içinde bir şeyler var. Bunun ananaslısı falan da vardı ama ben karpuzlu çilekli aldım. Böyle arkadaşlar, böyle tanecikli tanecikli bir şeyler var içinde. Çok güzel değil mi? Ben bunu aldım. Herkese günaydın arkadaşlar. Sonunda gün aydı. Ben bizzat şahit oldum günün aymasına. Otobüsün içinde birazcık uyurken, dinlenirken falan. Neyse, ihtiyaç molası verdi ki. Öyle. Bu ara sıcak gidiyor diye ben şey yapmadım ya. Takmıyorum yani. Neyse arkadaşlar, ben geldim. Bir banyoya girdim. Duş aldım. Saçıma bunu sürdüm. Sıktım daha doğrusu. Ve şu an hazırlanıyorum. Bu YouTube vlog... Neyse, YouTube vlog videom işte. Siz anladınız beni, biliyorsunuz zaten. 8160 kişi, teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi şöyle yapayım. Kırmızı ruju çok seviyorum. Bence çok çekici gözüküyor, seksi gösteriyor. Ve cesur gösteriyor bence arkadaşlar. Sizce nasıl gösteriyor? Evet, bunu sürdüm zaten. Bir daha sıktım yani. Heyecan yapıyorum. Bunu böyle sıkıyorum arkadaşlar. Sıktım zaten. Olanı sıktım. Bundan 2 paket aldım. 2 kutu aldım. 2 spreyden aldım yani. Anlayın siz. Ondan sonra güneş kremi süreceğim. Tamam, hala gözüküyorum. Problem yok. Güneş kremim de bu. Normalde bu çok yağlandırıyormuş cildi falan ama yani yağlı cilt için olmuyormuş. Benim cildim de çok yağlı ama ben yine de güneş kremi deyip bunu kullanıyorum. Aslında bir tane daha var ama ben bunu kullanmak istiyorum bu yüzden. Arkadaşlar, bu arada birazcık da sohbet edeyim, böyle konuşayım hazırlanırken falan diye böyle bir video çektim. Çünkü bu benim ilk yalnız başıma seyahatim. Ben bu videoyu, ben bu konuşmayı diğer Samsung A51 telefonumla yapmıştım. Onun kamerasıyla çekmiştim. Ama büyük ihtimalle onundaki videoyu ben aktarmayacağım.
Ve aktarırsam da en başında görürsünüz zaten. Çünkü o çok dandik bir telefon arkadaşlar. Otele gelince mesela o telefonu da Wi-Fi'ye bağlattım. En azından bir internette gezdim, bir işe yarasın telefon diye düşündüm. Ama telefonla kamerayla çekiyorum zaten. Görün diye belki paylaşırım, belki paylaşmam bilmiyorum. Sesi sonunda sesim çıkmıyor arkadaşlar. Çok kötü bir telefon. Ve ilk kazandığım parayla ben o telefonu almıştım. Samsung A51 256 GB almıştım. Ve son kazandığım parayla da bu telefonu aldım. Şu an çektiğim bu telefonu aldım. iPhone 11 aldım. 128 GB aldım. Bu şekilde. Böyle. Güneş kremimi de sürdüğüme göre, saçımı sarartıcı da kullandığıma göre saçım sarı olsun istiyorum. Ya en azından kahve olsun, açık kahve falan olsun istiyorum. İşte böyle esmer olmak istemiyorum. Beyaz tenliyim zaten. Böyle işte. Bu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve devam edin izlemeye. Arkadaşlar burası Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Kafatası, biri beyaz, diğeri zenci. Biri daha eski, diğeri daha yeni kafatası. Biri insan, biri başka bir şey mi acaba o ya? İkisi de insan kafatası. İkisi de insan ama biri daha eski değil mi? Ha, birinin üstünde deri kalmış, diğerininkinde yok. Birincisi insan kafatası. İkincisi yani şu mağara ayısı, altı çene parçası, Ayşen'le ilgilenelim köşesi. Bu neymiş? 3 büyük memeli omuru. Bu şekilde. Bunlar böyle gömülmüş öldükten sonra. Böyle gözüküyor. Bu şekilde. Bu kemik ve taştan yapılan bir kolye bunlar. Bu en eski iğneymiş arkadaşlar. 12 iğne. Kemikten yapılma. Gerçekçi ya. Aklıma müzede bir gece geldi. Bu gerçek mi lan? Bu da bir maş arkadaşlar. Böyle bir maşaymış. Burada da böyle bir şeyler yazıyor. Maşa. Arkadaşlar bu kibela başı kumtaşı toprak ana bereket tanrıçasıymış. Arkadaşım söyledi. Çok tatlı. Bir şey aldım arkadaşlar. Renkleri aşırı hoşuma gitti. Bakar mısınız? Ayrıca hem telefonum sığıyor hem de böyle kağıt parı koymak için falan diye düşündüm. Ankara Kalesi. Manzaraya bakın. İyi ki çıkmışım diyorum. Ama çok yüksek. Bütün Ankara ayağının dibinde. Luna Park var. Luna Park turistler cami. Böyle gözüküyor manzara. Mesela Anıtkabir şurada. Bakın şurada, tamam. Şu zoomlayamıyorum. Arkadaşlar burası Ankara Kalesi. Tepesinde Türk bayrağı olan böyle bir kale işte ya. Her yer gözüküyor. Anıtkabir falan gözüküyor. Videosunu çektim zaten.
Şu an aşağıya iniyorum arkadaşlar. Ve iyi bitmiyor yani. Hello. Böyle bir şey giydim. Kombin değişikliği yaptım. Tabii üstüm çok açık olduğundan dolayı böyle bir hırka giydim. Böyle bir ayakkabı görüyorsunuz. Ve akşam şu an saat 7.30'a geliyor. 7.25 geçiyor. Şimdi Gençler Parkı'na gideceğiz. Gençlik Parkı. Bu şekilde. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey gördük. Bakın cıvır cıvır şu şeylere bakın, mankenlere. Hoşuma gitti. Böyle oldu arkadaşlar. Bence çok güzel. Gençlik Parkı arkadaşlar, burası. Böyle gidiyor. Kızlar metro falan var. Hazır zaten. Luna Park yani. Böyle havuz falan var yani. Zaten burası işte Gençlik Parkı diye geçiyor. Böyle. Çok iyi. Arkadaşlar ama benim hızlı yüksek bir korkum var. Yani ikisi birlikte olunca ben ölüyorum, bayılıyorum falan. Korkudan. Bakın ışıl ışıl her yer, her yer sanki pavyon. Bir yerde evrek dalı gevrek tutuyor. Kafalar karmaşık olmaz. Burada da döndüm şarkı. Bugün böyle bir gündü arkadaşlar ve şu an saat bugünün tarihi 24 Ağustos. Gecenin 3'e çeyrek var arkadaşlar. Gecenin 3'ü diyelim biz buna. Ve ben şu an yatacağım işte. Bugün bu şekilde geçti. Umarım sevdiğiniz bir video olur. Bye. Ve ben uyuyacağım artık arkadaşlar. Sabah görüşürüz. Şimdi arkadaşlar hazırlanıyorum hayatım. Hazırlanıyorum yine. Bugün yine gezmeye gideceğiz. Şu an saat 9.30'a giriyorum. Yüzüme güneş kremi süreceğim. Şifreyi falan süreceğim. Bu sefer güneş kremi olarak bunu kullanacağım. Aslında benim cildime uygun olan güneş kremi bu. Dün başka bir krem kullanmıştım. Videoyu da yarın öğlen bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü yarın öğlen gideceğim. Ben gidiyorum artık. O yüzden. Yine spreyimizi sıkalım. Saç saratıcı. Bundan aldım çünkü. Saçımın şeklini çok beğeniyorum arkadaşlar. Küçükken bir türlü taranmıyor falan diye çok sık saçım var diye sevmiyorum ama artık çok seviyorum saçımın şeklini falan. Bu şekilde. Ve saçım çabuk uzadığı için saçımı çok seviyorum. Böyle sıktım saçıma bir güzel. Bu şekilde sıktık. Böyle gözüküyorum. Rujumu şurada sürelim. Arkadaşım sana Ankara'nın havası değişik mi geldi? Bu tip ne diyor? Uykudan yeni uyandım ondan dedim. Çok komiğime gitti ya. Böyle oldum işte. Bebeklerim. Zaten böyle bir şeyle gelmiştim Ankara'ya.
Ve daha kapalı bir elbisem, kıyafetim almadığından dolayı da gene bununla bunu giydim. Böyle uzun bir elbise göstereyim. Böyle uzun bir elbise arkadaşlar. Upuzun böyle bir elbise. Altına siyah açık ayakkabımı giyeceğim. Arkadaşlar şu an Anıtkabir'e doğru gidiyoruz ve Ankara simidi aldık. Dışında tahin varmış. Ama hiç belli değil. Ama güzel kokuyor, sevdim. Böyle. Anıtkabir gözüküyor şu an. Buraya geldik arkadaşlar. Atatürk önünde dua ederken fotoğrafı varmış sanırım. Arkadaşım böyle söyledi. Arkadaşlar bu vestiyer. Böyle. Kocaman. Otururken fotoğrafı vardı böyle. Çok güzel. Efsane bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Cami gibi. Kocaman böyle desenli. Otur oradan bakayım. Aa. Bakın. Çok güzel. Burada efsane yapmışlar. Avizeye bakın. Kocaman Atatürk'e bakın. Daktilo arkadaşlar. Üstünde harfler de yazıyorum. Böyle eski. Biraz bilgilenelim. Kültürlenelim. Atamı ziyarete gidiyoruz. Buradan geldi. Kart basmayacağız mı? Kart bir daha basılmıyor mu? Biz bir daha basıyoruz. Bastığımız zaman ücretsiz oluyor. Tamam. Arkadaşlar Anıtkabir'e geldik sayılır. Şu an durakta bekliyoruz. Yürümek istemeyenler burada duruyormuş ve servis geliyormuş. Onu bekliyor. Servisi bekliyoruz. Ben de anlamadım. Buradan başlasın. Tamam, buradan başlasın. Böyle. Çok güzel bir yer. Uzaktan böyle bir çekeyim dedim. Anıtkabir arkamda bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Böyle şu an buradayız. Böyle bir yer. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar bu gezi aracıymış. Önceki gösterdiğim makam aracıymış. Böyle. Atatürk'ün köpeği. Merhaba arkadaşlar. İlk defa fal baktıracağım. Arkadaşlar hello. Bugün fal baktırdım ve kurşun döktürdüm. Şu an Kızılay'dan yoldan karşıya geçiyoruz. Gezilmeden. Bu kadar. Bunu bilseniz yeterli ve her şeyini paylaşma dedi fal bakan abla. Bu kadar. Arkadaşlar arkadaşım beni buraya getirdi ama gözüm döndü ve arkadaşıma biraz kızmış olabilirim. Çünkü çok fazla alışveriş yaptım ve size aldıklarımı da göstereceğim zaten. Ve kızdım birazcık. Çünkü buradan alışveriş yaparsam valizime eşya sığmayacak. Bundan dolayı bakar mısınız? Beni böyle gezdiriyor canım arkadaşım benim, izliyorsan bu videoyu. Büyük ihtimalle sen linki de atacağım. Neyse böyle bir sürü kumaşların olduğu bir yere getir ve şunu bu var, şu var, şu var, şuna bak falan diye gösteriyorum. Neyse bu şekilde kumaşların var. Çok güzel bence. Şunu düşündüm arkadaşlar ben. Şu siyah kumaşla şu beyaz gremsi krem kumaşıdan
oyuncak böyle yumuş bir panda yapmayı düşündüm. Ama bu ikisini alırsam valizimde yer kalmayacak. Zaten otele gidince göstereceğim. Yani bir sürü şey aldım ve önünüzde de yerleştiririm büyük ihtimalle valize veya yerleştiremem bir şekilde uğraşacağız. Kızın ayıdayız. Yani şu an bu kadar çekebiliyorum. Daha başka bir yerler daha vardı işte Kızılay olarak da. Ama ben orayı çekemedim. Direkt böyle gittik işte. Kahve içtim, yemek yedim falan derken bu şekilde. Arkadaşlar hello bebeklerden benim. Arkadaşlar hello canlarım. Şimdi saat 7'ye 5 dakika var ve ben otele geldim. Hemen bir şeyler yapmam gerekiyor. Banyo yapmam gerekiyor. Ben bugün mermi değildi. Bir şey döktürdüm ya. Kurşun döktürdüm ya arkadaşlar. Onunla banyo yapmam gerekiyor bu yüzden. Bye. Sanırım param yattı. Bugün arkadaş toplamda bugün 5000 TL ve toplamda 8000 civarı para harcamışım. İnanır mısınız? İşte otele geldim diye size haber vereyim dedim arkadaşlar. Ben iyiyim. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Ayşe'niz geldi. Şey diyeceğim. Bugün ilk yaptıklarımdan bahsedeceğim. İlk bayağı bir gezdim işte. Hepsini paylaştım sizinle. Sonra koşun döktürdüm. Sonra koşunu bana neyse detaya girmeyeceğim, anlatmayacağım. Az önce banyo yaptım. Yani duş işte, anladınız siz. Ondan sonra böyle bir şeyler aldım. Birazdan da bavuluma bunları yerleştireceğim. Size bu aldıklarımı göstereceğim ilk olarak. Bir tane çanta aldım. Çok beğendim. İçinde belki çizim yapacağım zaman bir yere giderken hani çizim ya veya gününde çizim malzemelerimi koyarım falan diye düşünerekten aldım. Ama ilk olarak poşetin içinden ne çıkarsa size göstereceğim işte. Böyle bir tane elbise aldım kendime. Böyle giyiliyorum. Üstümde göstermeyeceğim. Şöyle upuzun bir elbise. Böyle şimdi bu kadar güzel gözüküyor. Üstümdeki bile daha ne kadar güzel gözükecek onu da siz düşünün ve beni hemen Instagram'da takip edin arkadaşlar. Instagram'ım aysenzi_3. Bu şekilde bir elbise ve çok güzel. Bu elbiseyi alma sebebim şuydu. Ben böyle mesela bir film izledim. Ya filmlerde genellikle oluyor. Nikah sahnesi oluyor. Ve nikahı çok mütevazi, kibar. Yani mütevazi, sade bir şekilde yapmak istiyorlar. Ve bunun içinde bir beyaz, dümdüz bir elbise giyiyorlar. Ve elbise de genellikle bu şekilde oluyor. Bundan etkilenerekten böyle düz beyaz bir elbise aldım ve ihtiyacım vardı. Hiç böyle bir elbisem yoktu. Vardı evet ama kısa vardı. Bunun bir elbisem yoktu. Ve ben bunu fiyatlarını da dahil söyleyeceğim. 800 TL'ye aldım. Peşin 800 TL'ydi. Evet. Ve böyle bir çanta aldım. Marka bir çanta arkadaşlar ama 450 TL. İlk 400 TL dediler. Karta gönderince, bir kart geçince mini 400 TL dediler. Ama daha sonra 450 TL bu dediler. Böyle bir tane çanta. Efsane değil mi? Çok zevkliyimdir arkadaşlar bu konularda. Böyle marka bir çanta. Markası Matmazel ve 450 TL. Mesela bununla böyle yazın güneşin sıcağın anlayıcında pikniğe gidiyorsun. Ve resim çizeceksin, bir şeylerle oyalanacaksın, kitap okuyacaksın. İçine kitabını, tabletini veya bir şeyler koyabilirsin. Kitap, yazı, resim, kitap malzemeler, okuma falan bir şekilde koyarsın. Ve bunun içine de özel eşyalarını koyabilirsin. Mesela telefon bunun içine bence çok rahat bir şekilde sığar. Şu an telefonla çektiğim için koyamayacağım. Ama şunu koymaya çalışabilirim. Ve tabii ki de sığdı arkadaşlar. Böyle. Telefon mesela özel eşyaların, önemli düşündüğün eşyalarını ve paranı bunun içine koyabilirsin. İçinde zaten bu böyle takılı bir şekilde ve çıkabiliyor. İstiyorsan çıkartabiliyorsun. Bu yüzden bunu çok beğendim ve böyle bir çanta aldım. Marka ve bir yıl garantisi var. Ama Ankara'dan aldığımdan dolayı bozulursa, bir şey olursa büyük ihtimalle ya kargoyla arkadaşıma gönderirim ya da tamir ettiririm. Denizli'de bu şekilde bir çanta. Sonra düğüme geldik. Diğer eşyamıza.
Annem için annem eşya, yani annemin düğünde giyecek kıyafeti yok. Annem çok cafcaflı kıyafetler de giymez. Bu yüzden annem için, benim arkadaşımın düğünü var, benim tonlarca kıyafetim var, elbisem var ama annemin yok. Bu yüzden annem için böyle bir şey aldım. Çok beğendim. Ve büyük, annem kilolu. Bundan dolayı böyle bir şey aldım. Bence güzel. Böyle bir şey aldım. Bu pijama gibiymiş. Olsun ya, giyilir bence. Tartla falan güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu en güzeli. Ve böyle bir şey aldım. Birazcık göbeği çıkıyor ama benim üstümde böyle oluyor. Bence annemin üstünde daha güzel gözükür diye düşünüyorum. Veya içine body giyer. Kısa body giyer. Ve body böyle alttan çıkar. Uzun body. Kısa kollu uzun body. Böyle giyer diye düşündüm. Öyle söyledi zaten. Tayla falan güzel gider. Böyle gözükür. Evet. Bu kadardı. Daha sonra kendime... Bir dakika, ışık yok. Şu an ışık geldi mi? Bence birazcık gelmiş olurum. Şöyle bir tane tayt aldım. Bu benim aldığım tayt mı? 32 XL. Evet, bu benim aldığım tayt. Böyle bir tayt var işte. Bu en büyük beden taytı. Bir tane daha tayt denedim ama o tayt bana olmadı. Çok üzücü. Kilo veriyorum arkadaşlar. Ve üstü. Bir tane daha üst vardı ama ben bunu beğendim. Yani en açı buydu. Ben açık sevdiğimden dolayı genellikle. Yani bu daha güzel bence modeli. Bakar mısınız? Bu şekilde ikisi uyumlu. Aynı renk zaten. İlk ilgimi çeken kıyafet buydu. Böyle bakar bakmaz bir rahatlık sezdim. Rahatladım yani. Çok rahat oldum içinde. Böyle bir düşünce geldi. Bak. Bunu gördüm ve böyle bir anda rahatlama geldi arkadaşlar. Çünkü çok rahat bir kıyafet. Böyle üstünüzde yokmuş gibi neredeyse. Böyle bir şey ve çok uzun ama ayakkabıyla güzel oluyor. Ve bunun üstü böyle. Bunu arkadaşıma aldım. Arkadaşım, kankam, dostum, erkek. Yani sevgili falan yok. Uzun zamandır sevgili yapmıyorum. Ben gay miyim? AMK dedi bana. Şey dedim, eğer istiyorsan bunu alayım ama sen beğenmezsen ben giyeceğim dedim. Sana bunu alacağım ama beğenmezsen ben giyeceğim dedim daha doğrusu. Bu da böyle bir şey. Bence çok güzel. Erkek giyebilir. Sonuçta koyu mor. Mor AMK demiş. Ben de koyu mor dedim. Ben gay miyim? Bir şeyler demiş yani. Bu da bu şekilde bir tişört. Bence ona yakışır. Aşar yani onu. Bir tane daha aldım. Bunu da ben giyerim veya annem giyer diye düşündüm. Bu salaş ya, çok güzel olur bence bana. Rengi çok beğendim. Bayağı bir almışım. Şimdi bavuluma yerleştirme videosu da çekeceğim. Sonra da videoyu kapatacağım. Yarın da gideceğim zaten. Daha fazla video çekmeye gerek yok. Böyle bir atlet aldım. Bu bana tam oluyor sevmeden. Bu bana ilk kolu sığmıyor gibi falan olmuştu ama sonradan body gibi oldu ve tam oturdu üstüme, cuk oldu. Bu şekilde yakası böyle gömlek yaka, bebe yaka gibi falan gözüküyor ve çok güzel bir şey. Şöyle göstereyim. Böyle. Ve gömlekte süveter aldım arkadaşlar. İlk defa böyle bir gömleğin üstüne giymedik süveterim oldu. Bu da gömleğim. Bu şekilde bir gömlek böyle gözüküyor. Ben şimdi bunları nasıl çanta bavuluma yerleştireceğim. Aşırı sıkıntı. Bir de arkadaşım zaten çekmiş demişti. Fermuar aldım. Çünkü çantamın fermuarının dişi koptu. Bundan dolayı aldım. Arkadaşlar, bavuluma yerleştirirken video çekemeyeceğim. Çünkü çok uzun bir video olacak gibi gözüküyor. Yarım saat, 30-40 dakika olsa yetiyor benim için. Yani bu şekilde. Videom bu şekildeydi. Bugünüm böyle geçti. Şu an saat 7:18 falan geçiyor. Böyle. Acaba yerleştirirken de hızlandırılmış bir şekilde çeksem mi? Bilemedim. Neyse. Belki çekerim. Çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bavulumdaki bütün eşyaları da çıkartacağım. Bu çantamın da fermuarı bozulduğundan dolayı bunun içindeki eşyalarımı pembe çantaya koyacağım. Böyle düşünüyorum. Bunu da başka bir çantanın içinde koyup bavula koymayı düşünüyorum.
Arkadaşlar bir de böyle bir elbise aldım. Yani daha doğrusu takım aldım. Zaten bunu göstermiştim hani böyle bir şey denedim falan diye. Böyle bir şey aldım. Takım bu ikisi arkadaşlar. Ve üstüme çok güzel oldu. Bu şekilde. Çok güzel böyle etek. Bu şekilde. Çok güzel bence. Böyle. Şimdi. Oy. Kocaman yatak. İlk arkadaşım çift kişilik yatak seçmiş. Yani öyle bir yatak ayarlamış. Arkadaşlar bugün mesela ben kameramın lens kapağını, lens koruyucusunu, lens kapağını daha doğrusu yani kaybettiğimden dolayı başka bir yerde kalmışım. Başka bir arkadaşımın yanında kalmışım. Onu da kaybettim sanırım. Ama o da bir türlü haber vermedi işte. Neyse yeni alacaktım. Onun için de kameramı getirdim ama boşuna getirdim. Zaten markasını biliyordum. Boşuna kameramı getirmiş oldum. Neyse. Böyle içindeki eşyaları ilk önce çıkartıyorum. Ne için var? Çok güzel falan. İlk olarak defterimi buraya koyacağım çünkü Hacı'nın bana söylediklerinden ve Hacı'nın bana söylediklerinden not almak istiyorum. Ben resim falan çizelim. Bugün uzun bir gece olacak. Ve uzun olacak yani. Yarın öğlen gideceğim çünkü bayağı uzun olacak. O yüzden uyuyalım en azından. Bunu da koyayım. Bunu da koyayım. Şöyle artık koyuyorum. Tamam. Bunu da koyuyorum. Biraz aşağı indireyim kamerayı. Telefonu. Şöyle. Bir de bunu aldım ama bunu pek giymedim. Hiç giymedim neredeyse. Bir dakika şu ışığı da açayım. Birazcık romantik bir ortam oluşturayım sizin için. Sizin benim kadar düşünen kimse yoktur arkadaşlar. İki ışığı da açarak sizin için çok romantik bir ortam oluşturmaya çalıştım buradan. Aman. Bezdim. Bir de arkadaşlar Atatürk'ü bunu aldım. Çok sevimli, çok güzel, çok tatlı gözüküyor. Elbisemiz çok yer kaplayacak ama olmazsa olmaz. Olmazsa ne olmaz. Kurur gider çiçeklerim. Oh. Toprağım havalanmaz. Falan. Gözlüğüm var. Bir de arkadaşlar gözlük aldım. Gözlüğü de şuraya fotoğrafını koyacağım. Kesin kapatacağız acaba. Asıl problem. Poşetleri de atmak istemiyorum. Ne yapabilirim? Ay. Kapandı. Alkış. Böyle bir bavul ayı gibi oldu. Cidden çok ağır oldu. Oy. Bunları unutmuşum. Ben bunları nereye koyacağım? İçine koyayım ya aman. Gözükürse gözüksün bana ne? Böyle taşıyacağım. Böyle gözükürse gözüksün bana ne? Zaten defterimi falan da içine koyacağım. Böyle koyacağım. Su koyacağım. Abur cubur koyacağım. Böyle taşıyacağım. Şöyle yapacağım. Bunu arkadaşım verdi. Kırmızı tam da eski defterimin renginde. Kardeşine koyacağım. Evet güzel. Şimdi böyle kalsın. Gülmüş. Ve bavulum hazır bu şekilde. Kendime bir alkış. Son olarak saçıma sedatıcı ve güneş kremi falan var. Umarım bunlar kopmazsa beni taşırsa onları da koyacağım. Su koyacağım. Atıştırmak abucu bir şeyler koyacağım ve ben hazırım. Yarın yolcuyum. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım seversiniz. Ve şu ana kadar hiç durmadan izleyen o kişi. Kimse yoktur eminim ki. O kadar boş kısımlar var ki böyle bir şeyleri gösterdiğim falan. Neyse. Bye bye. Kendine iyi bak dostum. Umarım kendine iyi bakarsın. Allah'a emanet ol bebeğim. Güle güle arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın. Beğenin. İkisi de aynı şey. Güle güle. Zile açabilirsiniz haberdar olmak için. Bye bye.